Evet, merhaba. Bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeyiz. Seninle beraber kampüs turlarına tam gaz devam ediyoruz. Bugün yanında Akif var. Hoş geldin Akif. Hoş Gerçi bulduk. Ben hoş geldim herhalde. Evet, şu anda sen hoş geldin kampüsümüze. Senin kampüse geldin. Şimdi Akif, sen öncelikle kendinden biraz bahset istersen. Bahsedeyim. Merhaba arkadaşlar. Ben 2021 YKS girişliyim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe 1. sınıfı okudum bu yıl yani. 2'ye geçeceğim. O şekil. Kant Akademi'de de birlikte çalışıyoruz. Kant Akademi'de de beraber devam ediyoruz. Şimdi biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeyiz. Evet, tıp Önce şu anda neredeyiz biz? Yani semt olarak, yani İstanbul'da neredeyiz abi? Neresi şu an burası? İstanbul'un Fatih semtindeyiz. Yani zaten Cerrahpaşa Mahallesi diye geçiyor direkt buralar. Bir de bizim ayrı bir kampüsümüz daha var. O çok kafa karışıklığı yaratabiliyor, onu da söyleyeyim. Evet, evet. Bir de burası direkt tıp fakültesi kampüsü. Hatta hastane ve tıp fakültesi öğrencileri var sadece. Bir de ayrıca mühendislerin olduğu, diğer bölümlerin olduğu Avcılar'da bir kampüsümüz var. Burası orası değil. Burası tıp fakültesi. Bu tıpçıların zaten bir şey tribi, evet. Biz ayrı bir yerdeyiz, şey tribi oluyor zaten. Değil mi? Biraz var. Yani aslında deniz meniz görüyoruz. Gösterdik mi denize? Gösterelim. Deniz arkamızda, deniz, otoparklar falan bir sürü var. Evet. Girişte şu arkadan sağ olun. Arkayı da gösterelim hatta hemen. Zaten şeylerde de görüyoruz ama şöyle bayağı büyük bir kampüs aslında. O kadar küçük, evet, de değil büyük, yani. Büyük, bayağı büyük bir alandayız. Yani bu sadece tıp kısmının bir de kampüsü. Sadece tıp. Zaten çoğunluğunu hastane kaplıyor. Aslında öğrencilerin olan tıp fakültesi alanlar falan çok fazla değil bu alanda. Tamam, şimdi tura başlayalım. Nereden başlıyoruz? Neredeyiz şu anda mesela? Nereye doğru gideceğiz? Yaya girişinden direkt girdik. Manzara da bizi karşıladı. Burada bir durup başlayalım dedik. Yani önce İngilizce Tıp Fakültesi'ne gideceğiz. Oradan sırayla Türkçe Tıp Fakültesi, Yemekhane ve Temel Tıp Bilimleri binamıza gideceğiz. Laboratuvarlarımızın olduğu. Tamam, yani o zaman şu anda sen bizi götür, başlayalım. Evet, bakalım nereden başlasak var. Tabii burada kampüs gibi bir yapı var ama giriş çıkışlarda çok bir şey yok anladığım kadarıyla. Zaten genel çok büyük bir alandayız. O haritada da gözükür. Oraya girişte tüm halka açık çünkü sonuçta burası bir hastane. Aslında evet, bir üniversite kampüsü gibi bir tanım yok. Sadece bizim kendimize özel binalarımız var. O binalara girişte öğrenci kartımızla öğrenciler giriyor. O da yeni gelecek yani. Bu yıl girmedik. Artık turnikeler takılıyor. Onun dışında tüm halka açık girişler var zaten. Var, sizin o ne anısıydı o? Otomatik girişlerden, evet, çektiğiniz sınav mıydı? Nesi, sınavına mı giriyordu? Evet evet. Bir öğrenci, yani şöyle, eskiden çok fazla denetleme olmadığı için bir öğrenci, bende de değil, üst dönemler anlattı tabii, efsane de olabilir. Bir öğrenci derslere girmiş bir yıl boyunca ve kimse fark etmemiş. Hocalarla falan tanışıyormuş, hocalar tanıyormuş, soru soruyormuş. Sonra tam sınav günü gelmiş, komite günü, sınavı verecekler. O zaman birden bakmışlar yani, öyle bir öğrenci yok. Sınava da girmeye çalışmış bir de, kayıtlı olmamasına rağmen. Öyle bir hikayemiz var yani. Şimdi burayı gösterebiliriz. Burası şu anki psikiyatri binamız. Önce bu tarihi bir bina. Şu an elimizdeki kampüste bulunan en eski bina diyebiliyoruz hatta. İlk önce Atatürk'ün doktoru Neşet Ömer, Cerrahpaşa'nın da ilk rektörü, bu binada dahiliye olarak kurmuş burayı. Sonradan psikiyatriye çevrilmiş. Yıkmak da istemiyorlar. Aslında deprem riski var biraz binanın ama güçlendiriyorlar, yeniliyorlar. Yani kültürü yaşatmak için aslında bir nevi. O şekilde şu an psikiyatri binası. Kaç defa geldin sen buraya öğrencilik hayatında? Ya daha ya ben birinci sınıf olduğum için evet daha girmedim daha tabii. Şimdi biz aslında öğrencinin de olduğu yerlere de girelim. Aynen. Ama böyle ufak Atatürk olunca, evet, işin Atatürk içine olunca bir detayını vermek, evet, istiyorsun. Bizim yoksa, için önemli. Yoksa biliyorsun hatta bizim. Atatürk'ün bizim kampüsümüzü ziyaret ettiği günde biz önlük törenimizi yapıyoruz. Ha. Yani önlük törenimizi o tarihe aldık. Her sınıf artık önlük törenini o tarihte yapacak. Ya ha, o önemli bir, biraz bizim sembolik için. Sembolik bir önemi, evet, var tabii. Evet. Şu an işte İngilizce tıpa geçiyoruz. Hatta şöyle bina gözüktü bize. İngilizce tıp, Türkçe tıp diyoruz ama bizde hiç böyle bir ayrım yok. Yani Türkçeciler, İngilizceciler hep birlikte istediği binaya girebiliyor. Hatta istersek biz İngilizce tıptaki derslere girebiliyoruz. Yani yoklama zaten yok teorik derslerimizde. Katılım zorunlu da yok. O zaman niye İngilizce tıpın ilk 500'e 400 oluyor? Ya öyle. 2-3 bin oluyor Türkçe tıpı. Evet. Şuradan gideceğiz. Nereden? Yani şurası bina girişi, aynen. Şimdi neredeyiz şu anda? Şimdi İngilizce tıp binamızın içindeyiz. Burada ödüllerimiz sergileniyor, otomatlarımız var. Şimdi kantini göstereceğim. İngilizce tıp binamızdaki. Evet. Şöyle geçelim. Hadi bakalım. Yani kantinde öğrenciler genelde böyle tam bir sosyal alan. Masa tenisi var. Sosyal alan var, masa tenisi. Yani, evet. Yani bir tıpçının maksimum sosyal alanı bu kadar oluyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Burada piyano var, langırt var.
İşte buz okeyi falan bir şeyler. Var buz okeyi falan mı? Aynen var ama paralı ne yazık ki. Yapacak. O yüzden çok oynamıyoruz. Ben bir kere oynadım. ÖTK halletmedim ya. Yok. Bilardo ücretli mi? Yok, bilardo ücretsiz. O konuda iyi. Hem bir tane klasik, bir tane Amerikan var zaten. 3 top. Evet. O şekilde. Burada da kantinimiz var. Şöyle devam edelim. Yukarılara çıkalım. Şimdi orada şu an kütüphaneye çıkacağız. O yüzden çok konuşamayız. Tamam, biraz sessiz oluyoruz. Tıpçılar ders çalışıyor. Çok ciddi. Çok alışılageldik bir şey değil ama. Alt kat sosyal alanımızdı zaten. Şurası konferans salonumuz. Yaklaşık bir 100-120 kişilik küçük bir salon var. Onun dışında burada da amfiler var yine. Amfilerden biri açık, sayıltı hemen gösterelim. Burası mesela İngilizce tıp amfilerimiz bu şekilde. Yani ben buraya hiç girmedim Türkçe tıp olduğum için. Burada İngilizce dersler burada şey oluyor. Aynen, dersleri burada alıyorlar. Yani çok da eski amfiler değil zaten. Evet, aslında bir Cerrahpaşa çapa deyince böyle bir ölüyoruz, bitiyoruz. Deprem evet. Olsa altında kalacağız falan filan şeyi var. Ya, her yine, binası değil yani. Aynen, tıp binaları en azından yeni. Daha bina da sağlam, içeriği de güzel yani, sınıfları falan. Ya burada klima yok mesela ama Türkçe tıpta yine klimalar da var. Onları da gösteririz geçtiğimizde. Şimdi yukarı kütüphanelere çıkıyoruz. Orada biraz sessiz olmamız lazım. Şimdi okey. Sessiz geliyoruz. Şimdi burası ilk kütüphanemiz. Küçük sınıf. Şu an çalışan çok yok çünkü sınav dönemleri de bitti. Tıpçılar çalışmıyor. Bilmiyorum, hani siz 7-20'de çalışıyordunuz, bizi mi yiyorsunuz siz ya? Burası artık sınavlarımız bitti. O yüzden artık kütüphanelerde de şu an kimse kalmamış. O yüzden konuşabiliyoruz ama şimdi yan tarafa intern odalarına geçeceğiz. Oraya giremiyoruz. Sadece kapısını gösterebileceğiz. Çünkü internler çok ciddi bu konuda. Ben mesela 1. sınıfı yeni bitirdim. Beni görseler döverler orada. Sadece kapıda zaten göreceksiniz şimdi kapıyı. Şöyle geçelim. Burada yine bir amfi var. Şöyle. Dolapları var. Şöyle dolabı da çekebiliriz. Durmadan buraya yemek söylüyorlar çünkü burada yaşıyorlar zaten. Ders çalışıyorlar. Habitatlarını evet, belgesel yani, sunuyor. Aynen. Bir sürü. O şekilde buradan çıkalım yavaş yavaş. Çok yaklaşıyor. Tabii intern çıktı şu an. Canlı bir intern görüyoruz karşımızda. Ha, şurayı da göstereyim hemen. Açık değil ama şu karşı tarafta da İlk yardım pratikleri, maketler, CPR maketleri, basınç duyarlı falan. Biz ilk yardım pratiği aldık bir mesela. Burada da salonlar var. Şu an kilitlidir, giremeyiz ama orada maketlerimiz var. İlk yardım eğitimi veriyorlar pratiklerde. Ondan da kısaca bahsedeyim. Pratiklere %80 katılma zorunluluğumuz var. Haftada genelde 3 gün oluyor. Sabahtan oluyor. Biraz erken olduğu için öğrenciler çok sevmiyor pratikleri. Ama teorik derslere herhangi bir katılma zorunluluğumuz yok yani. Kimse de girmeyebilir teorik derse. O açıdan sıkıntımız yok. Şimdi diğer yeni açılan bir kütüphanemiz var. Aslında Bodrum'da orası. Bizi çok sevdikleri için her yeri kütüphane yapıyorlar. Orayı da gösterelim sessizce. Şu an çalışan var mı bilmiyorum ama. Şurası yeni kütüphanemiz. İçerisi yaklaşık bir 25-30 kişilik bir küçük bir kütüphane böyle. Evet, İngilizce tıptan çıktık. Türkçe tıpa doğru yürüyoruz değil mi şu anda? Evet. Hatta sizi kestirme otoparktan geçireceğim. Orayı da görelim. Biz hep orayı kullanıyoruz. Şimdi İngilizce tıptan çıktık zaten. Burası da bizim monoblok binamız. Çok büyük bir bina. Yani uçtan uca gidiyor. Şimdi onu gösteremeyiz tamamını. Günde 5000 hasta geliyor zaten. Ve içinde kaybolmak garanti. Çok karışık çünkü. Ekleme binalardan oluşuyor. Birbirine ekleme. O
o şekilde. Ya yani öğrenci dışında giriliyor zaten. Asıl amacı hastalar için. Öğrenciler sadece staj zamanları. İçinde bir iki amfimiz var, eski tarihi amfiler. Oralarda yazılıya, yani komite sınavlarına giriyoruz. Hı. Burada da Espresso Lab ile Selfish Kafeterya var. Espresso Lab'i kullanıyoruz. Güzel oluyor. Ama mesela bu Selfish Kafeterya'da ben hiç öğrencilerin oturduğunu görmedim. Zaten şimdi biraz içeriği de görebiliriz belki. Genelde hasta yakınlarına yönelik ev yemeği falan da çıkıyor burada. Yani öğrenciler genelde çok buraları tercih etmiyor. Şimdi Türkçe Tıp binamıza geldik. Girişimiz bu şekilde. Siz öğrenciler buradan giriyorsunuz o zaman, değil mi? Evet, öğrenciler hep buradan giriyor. Şimdi Türkçe Tıp'tan içeri giriyoruz. Tabii şansımıza bugün sınav varmış. Biraz ona denk geldik. Onun için amfileri gösteremeyeceğiz. Ama şöyle bir kampüs giyim yerimizi gösterebiliriz. Burası da yeni açıldı. Cerrahpaşa tişörtleri, termosları. Yani içeriye girmeye çok gerek yok da. Bir sürü Cerrahpaşa logolu ürün satılıyor. Şurada bir amfimiz var. Şu an sınav. Şu anda sınav var arkada. Arkada sınav oluyor. Burada kulüp odalarımız var. Biraz sessiz çekim yapıyoruz. Şimdi müzik kulübü odasını da gösterebilirim. Orası sınava uzak oldu. Oda biraz dağınık ama yeni ses yalıtımını yaptık. Ya genelde çalışmalarımız burada oluyor. Dolapta da gitarlar var, baterimiz var, orgumuz var. Ses sistemi, amfimiz kurulu. O şekilde şu an güzeliz yani. Evet, güzel gidiyor yani. Aynen. Tabii seneye daha da güzel olur gibi. Evet. Burada da öğrencilerin kullandığı dolaplar var. Şuradan giriş yapılıyor. Biraz alçak tavanlı ama iş görüyor diyelim. Ya alt katımız da bu şekilde. Oturma alanlarımız var genel olarak. Ders aralarında falan buraya gelip oturuyoruz. Güzel de, serin de oluyor. Klima da var. Klima da bir ölçüt yani. Klima büyük bir ölçüt. Yani şimdi böyle eski okullarda klima olmuyor. O yüzden bizim için ya çok önemli. Hakikaten ben birkaç kez duydum yani klima var. Evet. O bayağı iyi diye yani klima var duydum. Amfi nasıl diyorlar? Klima var diyorum yani. Amfide klima olduğu için iyi bir amfi. Şimdi nereye gidiyoruz buradan çıkıp? Buradan şimdi yemekhaneye gideceğiz. Yukarıda yine sınav var. Orada sessiz olacağımız için şimdi söyleyelim. Tamam, çıkalım yukarı. Yine sosyal alanlarımız var buralarda. Banklara oturuyoruz. Sosyal alan deme şurada ya. Adamları korkutacaksın, liselileri bak tercih edeceksin. Güzel, güzel. Gerçekten sosyalleşiyorsunuz yani. Ne, çim mi lazım illa yani? Şurada da bir kantinimiz var. Öğrenciye su 1.75, hastaya 3.5. Yani o da güzel bizim için. 1.75'e su kaldım ya. Valla öğrenciye ucuz veriyorlar. Şimdi eğer şanslıysak böyle Türkiye'nin en eski ambulanslarını göreceğiz. Hala çalışıyorlar. Yemekhanenin önünde bir otopark var yine, küçük. Aslında kampüsün içerisi buradan sınırlanıyor. Şu solda gördüğünüz taraf yine büyük bir hastane var. O hastane de Samatya Hastanesi. Aslında Cerrahpaşa'ya bağımlı değil. Ama yan yanayız yani. Orada da yine yüksek bir hasta yoğunluğu var. Zaten çok büyük bir hastane. Ve direkt deniz manzaralı bu aslında. Önü direkt deniz yani. Çok bilinmez bu hastane de. Manzarası güzel. Yani ben orada hasta olmuşum. Bir sonrasında görmüşüm denizin, ona ne fark eder diyordur tabii yani. Yani. Ama doktor ve intern odaları deniz manzaralıymış. Ha, o yüzden bizim için güzel. Tabii iyi. Evet. Burada da bir camimiz var yanından. Evet, bir cami daha. Bir cami daha. Bunun girişini bilmiyorum. Şimdi yemekhanemizde gözüktü zaten. Şurada bir tabela da var hatta. Camiye gider. Allah Allah. Orada o tabela olmasa kim gelir kaç kişi yolunu şaşıracaktı, evet, yani işte. Değil mi? Türkiye'nin ilk ambulansını da yanda gördük şu an. Evet. Böyle bir 80'ler havası var, evet, ambulansta. Şuradan yemekhaneye geçelim. Yemekhane binamız da burası zaten. Hatta şu an yemek saati değil ama çekim yapabiliriz. Kaç para yemek? 4,5 lira yemek ve cidden porsiyonları da güzel, lezzeti de güzel. Yani doğru, şöyle Ocak ayında bir düzenleme oldu yemekte. 50 kuruş zam oldu ama kalite falan çok arttı. Dediklerine göre SKS bünyesine geçmiş. Şimdi yemekhanenin de içine girdik. Şimdi şurada kısaca bir anlatayım hemen yapıyı. Yani şimdi tüm hastanede, tüm kampüste olduğu gibi yine internler ayrılıyor. Yemekhanede bile internler ayrılıyor. Yatılı gündüzlü gibisin. Evet. Gibi şey yani. Yani internler cidden önemli. Şimdi alt kat doktorlar olsun, profesörler, internler ve personel yemekhanesi. Bizim yemekhanemiz üst katta. Burada da bankamatikler var. Şunlar eski, artık kullanılmıyor. Okul öğrenci kartını
sanırım PTT kart bünyesinde çıkardı. Direkt parayı Halkbank, PTT o bankamatiklerden yükleyip yemeğe gidebiliyoruz yani. Şimdi bir yemekhaneye de çıkalım. Çok ikonik merdivenleri var böyle saray gibi dönerek. Şimdi yemekhaneden çıktık. Temel tıp bilimleri binamıza geçiyoruz. Orada da laboratuvarlarımız var. İki bloktan oluşuyor. Bir blokta laboratuvarlarımız var. Diğer blokta da temel tıp hocalarımız, profesörlerimiz, işte ana bilim dalı odaları hepsi orada bulunuyor. Oraları göreceğiz. Tamam. Binamız da burası zaten. Burası ne şimdi buranın misyonu? Buranın misyonu aslında temel tıp, adı üstünde olduğu gibi, örneğin biyokimya, farmakoloji, genetik, yani bu tarz hem profesörlerin olduğu hem de çalışma alanlarının, laboratuvarların olduğu yerleri barındıran bölüm, bina burası. Hatta belki görürüz böyle ekstra soğuk, eksi 70, eksi 60 derece dolaplar falan. Yani şu an dereceyi tam emin değilim de o şekil böyle işte preparatların, örneklerin saklandığı yerler var. Aynen burası temel tıp bilimleri binamız. A blokta dediğim gibi hocaların odaları var. Hatta şöyle bir şey var, ondan da bahsedeyim hazır buradayken. Mesela her öğrencinin bir danışman öğretmeni var, profesörü var. Bu da size her konuda yardımcı oluyor. Gerek olsun sınavlar, ortalaman, bir derdin var. Ya da ben bir çalışma yapmak istiyorum mesela. Bunda genelde danışmanına gidiyorsun. Hocam ben bir makaleye, bir şeye adımın geçmesini istiyorum bilimsel bir çalışmada. Mesela onun için direkt yardımcı oluyorlar sana. Şimdi şöyle alana girdik. Şurada intern kütüphanesinin yazısı da var, hatta orayı gösteriyorum. Burası çok önemli. Girmiyoruz. Yani şurada mesela. Yani şu tarafta da normal bizim kütüphanelerimiz var. Hatta orayı da hemen kısaca gösterelim. Klimalı bir alan. Klima. Klima önemli. Şuradan gireceğiz. Burası normal çalışma salonu. Her öğrenci için. Şöyle sessizce. Belki. Burada mesela üst dönemler, okulun çoğu yerinde böyle kitaplıklar var. Alt dönemler alsın diye ihtiyacı olmayan kitaplarını bırakıyorlar. Genelde tuz konulu dershane kitapları olabilir. Üst katlarda dediğim gibi laboratuvarlar var. Şu an açık değildir, iznimiz de yok oraya girmek için. Burası da genelde yine bizim kullandığımız bir kütüphane. Dediğim gibi YKS öğrencileri ağırlıklı oluyor çoğu dönem. Burada da normal oturma alanları var. Yani aralarımız oluyor. Sistem güzel. Belli dakikalık aralıklar oluyor. Mola süresini aşan atılıyor. Böylece yeni kişiler. Evet öyle. Yani 4 tane 25 dakikalık molam var. Bir tane mi 2 tane mi 45 dakikalık var. Böyle o aralarda eğer aşarsan girmezsen atılıyorsun. Yerine sıradaki biri geçiyor. Vay be. Sadece eşyalarını almaya giriyorsun içeri geri. Sistem katıymış yani. Ders çalışmaya teşvik ediyor. Evet. Hatta şuradan da direkt gösterelim. Şimdi yani şu an aslında kampüs alanının hala içindeyiz. Şu köşede de makarizza var. Kampüse en yakın olan, en çok öğrencilerin uğradığı ve hatta sadece öğrencilerin olduğu bir kafe. Bir de tavuk pilavcılar var. Çok fazla. Hem böyle doyurucu, hem sporcu, hem öğrenci yemeği ve ucuz. Yani şu civarda minimum 8 tane tavuk pilavcı gösterebilirim yani. Çok fazla var. O zaman bizim bitti mi tur şu anda? Tur bitti. O zaman Türkçe tıpa geçelim. Orada tamamdır. Son şeyleri konuşalım. Okay. Sonra da kapatalım o zaman. Tamamdır, öyle yapalım. Evet, şimdi dolaştık, gezdik, geldik. Bir daha şu an Türkçe Tıp Fakültesi'nin oraya geri geldik. Birkaç tane işte konuşmamız gereken de yurttur, etkinliktir, Cihat Atıcı'dır, semttir. Bunları da bir konuşalım. Sonrasında kapatalım istiyorum. Şimdi öncelikle nasıl oluyor? Senelik etkinlikleriniz, şenlikleriniz, öğrenci buluşmalarınız var mı? Yani şöyle, açıkçası eskiden çok yokmuş. Üst dönemlerden duyduğumuz kadarıyla. Bir de şu ayrımı da yapmak lazım, yine girişte de bahsetmiştik. Tıp Fakültesi ve normal üniversite biraz birbirinden uzak olduğu için ister istemez etkinlikler de zor oluyor. Yani Avcılar'da ana kampüsümüz. Oraya biz hep gidemiyoruz. Uzak bir yer yine. Onun için bu yıl ilkini mesela düzenledik burada. Avcılar'da aslında bahar şenliği oluyor. Pandemide ara verilmiş. Şimdi yine bu yıl yapıldı. Biz de dedik ki bir tane de tıp fakültesine özel düzenleyelim. Dekanlığın yardımıyla müzik kulübü. Bir festival gibi bir şey ayarladık. Yani birinci Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Festivali adı altında. Hem de bir hashtag geçtik. Sağlıkta şiddete son gibi. Dekanlık istedi öyle bir şey. Okey dedik, güzel. Yüksek Sadakat çıktı. Onun ön grubu olarak müzik kulübünden gruplarımız çıktı. O şekilde.
şekil bir konser, eğlence. Bu Yeni Kapı miting alanında oldu bu sene. Güzeldi de yani. Bunun da devamını getirmeyi planlıyoruz umarım. Evet, bizim de altlarımız. Müzik kulübünde başkan olursa yatıyıcı. Evet. Devamı gelir. Yani. Seçim propagandası olarak. Tamam, peki burada şey nasıl oluyor? Yani barınmadır, yurttur, nasıl kalıyorsun, ulaşım, cartürt? Barınma, yurt aslında şöyle. Yine dediğim gibi yerinde yenilenme projesinden dolayı çoğu yer yıkılmış. Eskiden sanırım bir iki yurt daha varmış kampüs alanının içinde. Şu an kampüs alanının içinde sadece bir tane yurt var. O da kız öğrenci yurdumuz var bir tane. İlk 200 öğrencilerine açık, 45 kişilik bir kapasitesi var çünkü. Onun dışında bir de yine erkekler için ilk 200'e bir yurdumuz varmış. Kampüs dışına almışlar sanırım buradaki yıkıldığı için. Eğer ilk 200 değilseniz özel yurda ya da eve çıkmanız gerekiyor yani. Siz de onu 200'e kadar çekmişler. Bizde 200 değilsen Boğaziçi'nde direkt şeysin yani. Çöp parçasısın yani. Çok da bölümüm var falan. Evet, talep de çok tabii. Yani öyle. Onun dışındaysanız ya özel yurtlara kalıyorsunuz ya evlere. Özel yurtlar da cidden pahalı. Çünkü mecbur olduğu için öğrenci bir nevi ödeyeceksin zaten diyor. Yani tahmini bir rakam vermek gerekirse geçen yıl ben baktığımda 2 kişilik ranzalı böyle küçük odalar 3500 falan istiyorlardı. Bu yıl 5000-6000'e çıkacakmış. Yani bir ev fiyatı aslında. Peki burada üniversite öğrencisi olmak, bu semtte okumak, yani dışarıda gösterdik bir iki yerde. Yani zor mu? Gerçekten böyle ilginç şeyler yazılıp çizilebiliyor. Evet. Özellikle Twitter biliyorsun, evet. Derya Deniz. Twitter'da. Nasıl bir öğrenci gözünden? Yani şöyle, ben zaten daha bir yıl geçirdim burada. Tamamen yüz yüzeydi. Sen evde kaldın bir de, ben, tamam. Aynen, direkt içindendin yani. Evet, direkt içinde evde tek başıma yaşadım yani. Buradayım, bir sıkıntı olmadı. Şöyle, şimdi tabii ulaşım konusunda da metroya yakın burası. Yeni Kapı'ya doğru biraz daha yabancı ağırlıklı yerleşim var yani. Oralar özellikle gece saatleri biraz daha sıkıntı olabiliyor. Yani buradan çıkıp biri saat 19 yani hava karardıktan sonra diyeyim metroya yürümek gitmek isterse çok tekin değil. Tek başımıza gitmememizi üst dönemlerde bize zaten ilk geldiğimizde önerdi, dikkatli olun. Ama ben daha yukarı tarafında oturuyorum, tramvaya yakın. Orada hiçbir sıkıntı görmedim. Yani daha yine aile apartmanı. İyi, süper. Peki yani son olarak üniversiteyle alakalı, burasıyla alakalı, ortamıyla alakalı eklemek istediğin bir şey var mı? Yani ortamla alakalı şöyle, çok fazla öğrenci var. Aslında bizim bir dönemimiz 270 Türkçe tıp öğrencisi, 50 ile 60 arasında da İngilizce tıp öğrencisi. Yani bir dönem 330 kişiye yaklaşıyor. Tabii yabancı uyruklu öğrenciler de var. Daha çok İngilizce tıp kısmında. Onun için güzel yani. İletişim de güzel. Tabii çevrede çok fazla kafe falan yok. Yeterli kafe yok diyelim. Ama ulaşımda çok iyi olduğu için bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Sosyalleşme açısından da güzel. Memnunuz yani genel olarak. Mutluyuz tıp okumaktan şu an. İyi, güzel. Ben de merak ediyordum aslında özellikle bu çevreyi ve Cerrahpaşa'nın konumunu. Bayağı da bir şey aslında öğrenmiş oldum yani, özellikle binalarıyla alakalı, yapısıyla alakalı. İşte o İngilizce Türkçe ayrımı falan filan derken. O zaman bir kampüs videosunun sonuna geldik. Hem bu video hem bu tarzda videolarla hem de başka tarzda videolarla sana öğrenci gözünden süreci aktarmaya ve görebildiğin kadarını göstermeye devam ediyor olacağım. Teşekkürler Akif bu arada bize de yardımcı olduğun için. Şimdilik bizden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.